Herkese merhabalar ben Ercan Uğurlu. Hatırlarsanız kısa bir süre önce Çinli şirket Xiaomi'nin Mi 9 modelini incelemiştim. Bu kez de yine 3 kameralı yapıyı koruyan ve buna pop-up kamerayı da eklentisinde getiren bir başka model olan Mi 9T telefonu değerlendireceğiz. Xiaomi Mi 9T henüz geçtiğimiz ay tanıtılı ve Türkiye lansmanı da yapıldıktan hemen sonra elimize ulaştı o günden bu yana kullandığımız telefonun farklı pazarlarda e, Redmi K20 ismiyle de yer aldığını e, söyleyelim ve hemen incelemeye geçelim. Xiaomi Mi 9T tasarım ile güzel bir model. Özellikle arka yüzeyindeki renk anlayışı ile diğer modellerden farklı bir görünüm kazanan telefon elimizde buzul mavisi rengiyle bulunuyor. Bu rengili kenarları doğru mavi renk gösteren telefon orta alana doğru degradeli biçimde bir geçiş ile siyah bir görünüm kazanıyor. Cihazın ayrıca karbon siyahı ve alev kırmızısı gibi farklı renk seçenekleri de bulunabiliyor. onu da söyleyelim. Boyutlara itibariyle kısa bir süre önce incelediğimiz Mi 9 modeline yakın duran Mi 9T ekranı gibi arka yüzeyle de Cam bir malzeme kullanıyor. Telefon çerçevesi ise alüminyum malzemeden oluşuyor. Corning Gorilla Glass 5'li korumalı olan telefonun kutu içerisinde bir kol koruma kılıfı da mevcut. Onu da söyleyelim. Ancak aynı şekilde kutu içerisinde bir kulaklık göremiyorsunuz. Fakat bu telefona sahip olduğu 3.5 mm kulaklık girişi sayesinde kendi kulaklıklarınızı taka. Biliyorsunuz. 191 gram ağırlığında bir telefon Mi 9T. E, bu anlamda muadillerine göre biraz daha kağıt üzerinde ağır durduğunu söylemek lazım. Fakat çok hissedilir biçimde bir ağırlık yok. 8.8 milimetre kalınlığında telefon. Böylece Samsung Galaxy Note 9 ile HDR kalınlıkta duruyor ayrıca. E, fakat kenara doğru e, kavisli yapısı sebebiyle biraz daha ince görünüm kazanmayı başarıyor. Mi 9 senin üst kenarına baktığımızda ona farklı bir hava katan e, ne görüyoruz? Pop-up kamerayı görüyoruz. Bundan sonra zaten daha detaylı olarak bahsedeceğiz. Sağ tarafa geldiğimizde burada ses ve güç butonlarını yan yana görüyoruz. E, alt tarafta USB-C portu, e, hoparlör mazgalı ve sim kart çekmecesi mevcut. E, bu arada Mi 9 çift sim kart desteği gösteren bir model. Ancak bu telefonda SIM kart desteği ne yazık ki bulunmuyor. Bu nedenle hafızayı fiziksel olarak genişletemiyorsunuz. Bu arada telefonun 64 GB ve 128 GB modellerinin olduğunu da söyleyelim. Hafızayı artıramayacağınız için fiziksel olarak kullanımınıza bağlı olarak en doğru seçimi yapmanız daha doğru olacak. Yine son olarak hoparlörün alt tarafta yer alan hoparlörün stereo olmadığını tek kanal olarak yerleştirildiğini de belirtelim. Hoparlör her ne kadar yüksek ses çıkışı sağlasa da stereo hoparlör arayanlar için önemli bir noksanlık. Mi 9T'nin ekranı 6.39 inç büyüklüğünde panel olarak AMOLED panelin kullanıldığı telefonda ekran çözünürlüğü ise 1080 2340 piksel olarak karşımıza çıkıyor. Böylelikle tıpkı Mi 9 modeli gibi ekran boyutu ve çözünürlüğünü aynı olarak kullanan telefon piksel yoğunluğu da yine 403 ppi olarak karşımıza çıkıyor. Telefonun ekran gövde oranında fazlasıyla etkileyici kenar çerçevelerin oldukça ince tutulduğu telefonda herhangi bir çentik alanının bulunmaması da görüntünün pek çok akıllı telefona göre daha geniş olmasını sağlamış kuşkusuz. Hatta ee, Xiaomi bunu biraz daha öne çıkartmak için telefonları yüzünde navigasyon tuşlarını kaldırarak daha sezgisel bir kullanımı gözetmiş. Elbette e, bu kullanıma alışamazsınız. Navigasyon tuşlarını e, ayarlardan geri getirebiliyorsunuz. Biz getirdik keza yoksa alt taraftan yine daha sezgi daha sezgisel bir şekilde kontrol edebiliyorsunuz. Fakat navigasyon tuşlarını göremiyorsunuz. hdr 10 ile uyumlu olan ekran DCI-P3 renk uzayını tamamen kapsayabiliyor bu anlamda. pek çok amiral gemisi akıllı telefonu kategorisinde olan Mi 9 se ışıkta beyaz ışığın 646 kandeleye kadar Çıkartabiliyor ki bu da birkaç gün sonra detaylı incelemesini sizlerle paylaşacağımız Samsung Galaxy a 70'ten daha iyi bir skor. Ee, genel olarak beyaz ışık gibi renk üretiminde de e, AMOLED panelin e, nimetlerinden faydalanan bir telefon olan Mi 9 s böylece ekranıyla kullanılan e, kullanıcıları memnun e, edecek bir model olduğunu söyleyebiliriz keza. Biz oldukça memnun olduk e, ekranın performansından. Şimdi bir de ekranın altında ve üzerinde yer verdiği özelliklere bir bakalım. Buralarda gerçekten e, enteresan işler var. Niye? Çünkü Xiaomi Mi 9T'de e, son zamanlarda görmeye başladığımız pek çok model gibi Parmak iz sensörünü ekranın altına entegre eden telefonlardan biri oluyor ve bunu gerçekten başarılı bir şekilde yapmışlar. Parmak izinizi oluşturduktan sonra telefon kapalıken parmağınızı ekranı sürdürdüğünüzde yanarak yerini gösteriyor bu sensör. Gayet hızlı bir şekilde çalışıyor. Bir süre sonra zaten tam olarak yerine de alışacaksınız ve eliniz direkt ekranın altına doğru gitmeye başlayacak. Kullandığımız süre boyunca bu sensörün teklediğine pek şahit olmadık açıkçası. O anlamda sorunsuzca kullanabileceksiniz. Ha parmağınız ıslakken yine tabii pek çok telefonda olduğu gibi sensör algılamıyor. Onu da söyleyelim. Yalnız kuruyken parmak izi sensörünü kullanabileceksiniz. Telefondaki bir diğer güvenlik yöntemi ise yüz tanıma tabii. Bu noktada da telefonun üst tarafına, ekranın üst tarafına bakıyoruz. Burada pop-up kamerasına başvuruyorsunuz. Ee, telefon kilitliyken ee, ekranı yukarı doğru ittiğinizde ortaya çıkan pop-up kamera e, yüz tanımı işlemini sorunsuzca yerine getirebiliyor. Bu özelliği düşük ışıkta denedik. Gayet hızlı çalıştığını söyleyebiliriz. Ancak güvenlik noktasında bunun pek güvenli bir yol olmadığını da belirtmek lazım. Çünkü kamera detay yüz analizi yapmıyor. Öte yandan kameranın açılmasını da bekleyeceğiniz için e, parmak izi sensörüne göre daha ağır bir yöntem olduğunu söylemek lazım. Yalnız fantezi amaçlı gerçekten hoş bir görünüm kazanmış. Hazır pop-up kameraya değinmişken bu kameraya biraz daha detaylı bakalım. Öncelikle hemen şunu söylemek lazım. Xiaomi Mi 9S'ye tanıtırken ya kameranın 300 bin kez açılıp kapanmaya karşı test edildiğini söylemişti. Bu kadar. Bu da kabaca bir hesapla günde 100 kez açıp kapatsanız 8 yıl gibi bir süre yapıyor. Yani kameranın bozulması pek zor gibi görünüyor. Ancak tabi ısrarla elinizi elinizde üzerine işte basarak kapatmaya çalışırsanız muhakkak bozarsınız. Evet. Öte yandan bu kamera düşmeye karşı da korumalı bir şekilde tasarlanmış. Yani hafif bir yükseklikten şu şekilde bıraktığınızda otomatik olarak kendini içeri doğru çekiyor. Bu anlamda zarar görmesi en azından düşerken oldukça zor. Ama dediğim gibi üzerine kameranın basmayın, bozarsınız. Onu da belirteyim. Bu arada Xiaomi bu pop-up kamera için bir takım özelleştirme seçeneklerine de yer vermiş. Kamera e, açılırken hoş bir ışık, ışık efektiyle açılıyor. Fark ettiğiniz gibi. E, ayrıca bir ses efekti de var. Işık efektini değiştiremiyorsunuz ancak Xiaomi e, ses efektlerini altı farklı şekilde değiştirme olanağı sunmuş. E, bunu telefonun ön kamera efektleri kısmından yapabiliyorsunuz. Böylece farklı ses efektleriyle kamera e, açılıyor. Xiaomi Mi 9 de Android 9 işletim sistemini çalıştırıyor ve Xiaomi'nin kendi MIUI 10 arayüzünü kullanıyor. E, arayüzün kullanımına kısa bir sürede alışıyorsunuz onu söyleyelim. Uygulama çekmecesi bulundurmuyor. Bu şekilde bir arayüz var. Eğer uygulama çekmecesini tercih edenlerdenseniz ne yazık ki yok. O yüzden farklı bir launcher yüklemeniz gerekebilir. Çok farklı fazla sayıda tema seçeneği var. Öte yandan karanlık modu bulununda söyleyelim telefonun. Telefonun ara birimi gayet akıcı çalışıyor. Aslında e, telefonun bunu genel kullanımına yansıttığında söyleyebiliriz. İşlemci olarak baktığımızda cihazda Snapdragon 730'u bulunduruyor. Bulundurduğunu görüyoruz. 8 çekirdekli bu işlemcisiyle 2 adet 2.2 GHz frekanslı Cairo 470 Gold ve 6 adet 1.8 GHz frekanslı Cairo 470 çekirdeklerinden güç sağlıyor telefon. Buna bağlı olarak da Adreno 618. GPU yer alıyor. 6 GB RAM kapasitesine sahip olan Xiaomi Mi 9T elimizdeki model ile 64 GB kapasitesinde bir hafıza bulunduruyor. Telefonu ilk açtığınızda bunun 51 GB'ını kullanılabilir durumda oluyorsunuz yaklaşık olarak. E, telefonla bir microSD SD kart desteğinin olmadığını da bu noktada tekrar hatırlatalım. E, bataryaya baktığımızda burada 4000 mAh kapasitesinde bir batarya görüyoruz. Kutu içerisinde yer alan e, şarj cihazı da 18 Watt gücünde. Onu da söyleyelim ve şimdi telefonun aldığımız test sonuçlarına bir bakalım. Xiaomi Mi 9T uyguladığımız Antutu Benchmark'tan 213.486 puan topluyor. Bu puanla Huawei P20, P20 Pro'nun önüne yerleşen telefon yine LG G7, Note 9 ve S9 modelleriyle listede yan yana yer alıyor. Geekbench'e geldiğimizde burada tek çekirdek skoruyla 2.534 puan toplayan Mi 9T çoklu çekirdek performansında da 6.749 puan üretebiliyor. Ee, bu anlamda tek çekirdek performansıyla LG G7 ve HTC U12 Plus ile hemen hemen aynı sonuçları üretiyor cihaz. Ee, i̇ş çoklu çekirdek performansına geldiğinde ise biz birkaç basamak gerilediğini söylemek lazım ve P20, P20 Pro, Note 8, Mate 10 Lite gibi telefonlarla yakınlaşıyor. Bu testler neticesinde yine Samsung Galaxy A70'in önünde duran Xiaomi Mi 9 T ayrıca Huawei P30 Lite'ın da önünde yer alıyor. Tabii ki bu saydığımız iki telefon Mi 9 T'ye göre daha ucuz modeller. E, o anlamda arada segment farkı olması muhakkak ancak mesela fiyatıyla çok daha yüksek olan Oppo Reno'ya performans konusunda Mi 9 T'nin büyük fark attığını da bu noktada söylemek lazım. O da Oppo'nun Reno modeline ne yazık ki yüksek fiyat uygulamasından kaynaklanıyor. 4999 TL gibi deli bir rakam koymuşlar yani. Bunu da zaten Oppo Reno incelemesinde söylemiştik. Her neyse şimdi tüm bunları toparlayacak olursak Xiaomi Mi 9T performans noktasında kategoride uygun duran bir model olmuş. Bunu fiyatıyla da dengelemiş diyerek şimdi telefonun bir de pil performansına bakalım. Xiaomi Mi 9T sahip olduğu 4000 mAh bataryasıyla Mi 9'un 3300 mAh kapasiteli bataryasından yaklaşık 120 daha fazla kapasite sunuyor. Hızlı şarj destekliyor ve 18 wattlık şarj adaptörüyle yaklaşık 30 dakika içinde bataryanın %45'ini doldurabiliyor. Tam kapasite şarj olması ise yaklaşık 1 saat 40 dakika civarında sürüyor. Telefonu uyguladığımız gerçek dünya batarya testleri sonucunda gayet başarılı bulduğumuzu da söyleyelim. Yaklaşık olarak 11-12 saat boyunca aralıksız Kullanımda yani ekran açık kalma süresi sunan ve bu süre içinde de tabi web dolaşımı, oyun ve sosyal medya kullanımı sağlayabilen telefon video noktasına baktığımızda da burada uzun bir performans sergiledi. Bu telefonla tek şarjda yaklaşık 17 saat kadar video izleyebiliyorsunuz. Bu arada her iki senaryoda da ekranın parlaklığını 150 seviyesine ayarladığımızda söyleyelim. Şimdi de artık son olarak kameralara gelelim. E, Telefonun yine Mi 9'da da karşımıza çıktığı gibi üçlü kamera dizilimi arka tarafta yer alıyor. E, bunlardan ana kamera 48 megapiksel ölçüsünde olurken da F1.8 olarak yer almış. Ana kamerada e, geniş açıda fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Faz algılama, lotofokus burada yer verilmiş. Ancak bir optik imaj sabitleyici bulunmuyor. İkinci kamera 8 megapiksel ölçüsünde telefoto olurken 3. kamerada 13 megapiksel'lik ultra geniş açılı olarak karşımıza çıkıyor. Her iki kameranın da diyaframının F2.4 seviyesinde olduğunu belirtelim. Telefonu telefoto lenste yine faz algılama yer alırken bu kamerada 2x optik zoom olanağınız bulunuyor. HDR, yapay zeka gibi portre modu gibi seçenekleriniz Mi 9S'de mevcut. E, tümünü etkin şekilde kullanabiliyorsunuz. E, sağladığı görüntü kalitesiyle de e, ortaya gayet keyif verici kareler çıkartabiliyor kameralar. Gün ışığında e, özellikle çekilen hemen hemen tüm pozlardan gerek detay seviyesi, gerek renk, gerek kontrast noktalarında iyi sonuçlar alacaksınız. Dinamik aralık ise oldukça geniş. Onu da belirtelim. Telefon gün içi fotoğraflarda kendini parlattığı kadar gece çekimlerinde bunu yapamıyor. Her ne kadar diyafram düşük tutulmuş olsa da gece çekim performansını pek beğenmediğimizi söyleyelim. Bu senaryoda her ne kadar gürültü düşük tutul, düşük olsa da karşınıza öyle çıksa da detaylar da buna bağlı olarak oldukça düşük seviyede. Pro modda izoya açarsanız bu defa da gürültü miktarı artıyor. Bu anlamda gece performansı daha iyi olabilirdi. Mi 9T'de ayrıca bir gece modu var. Bu modda yapacağınız çekimlerde ise bir miktar daha iyi sonuçlar alabiliyorsunuz. Pop-up kameraya tekrar gelecek olursak, burada 20 megapiksel ölçüsünde bir kameranın yer aldığı, bir lensin yer verildiğini söyleyebiliriz. HDR destekli olan bu ön kamera alan derinlikli bir sensör bulundurmamasına karşın, alan derinliği sensörü bulundurmamasına karşın bunu Yazılımla çok iyi bir şekilde alan derinliği yetkisi sağlayabiliyor. Eee HDR ve e yapay zeka çekimlerinde de güzel sonuçlar üreten ön kamerayı oldukça beğendik. Son olarak telefonun ön kamerayla full HD 30 kare, arka kamerayla da full HD 60 kare, 4 kare 4K'da ise 30 kare video kayıt özelliği sunduğunu söyleyelim ve artık sonuç bölümüne geçelim. Sonuç olarak inceleme boyunca bahsettiklerimizi bir araya getirdiğimizde Xiaomi Mi 9T'nin dengeli bir telefon olduğunu söylemek zor değil. Bulunduğu segment ve fiyatı dahilinde gayet oturaklı bir akıllı telefon olmuş. Telefon performans ve kullanım açısından başarılı duruyor. Buna tasarım, pil ömrü ve ekranıyla da iştirak ediyor. Elbette eksikleri de var. Ancak bunlara sahip olduğu fiyatı da fiyatla beraber e, mikro SD kart desteğinin olmaması dışında göze çok batmadığını söyleyebiliriz. Xiaomi Mi 9S'nin fiyatı ise elimizdeki 64 GB'lık modeliyle 3799 TL, ile 128 GB'lık modeli de var. O da 3999 TL. Bu anlamda tabii ki eğer daha fazla kapasite gerekiyor diyorsanız mikro SD kart desteği göstermiyor çünkü 128 GB'lık modeli daha mantıklı olacak gibi görünüyor tabii ki bu noktada seçim her zaman olduğu gibi yine sizin. Ben Ercan Uğurlu. Bir sonraki video videomuzu görüşmek üzere. Hoşçakalın.